Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu dizelerdekilerle aynı türde belirteçlere yani zarflara yer verilmiştir? Alaca bir karanlık sarmadayken her yeri atlarımız çözüldü girdik handan içeri. Şimdi burada geçen çözüldü ifadesi bir yüklemdir. Yüklemlere ya da fiilimsilere sorulacak ne zaman sorusu ise daima zaman zarflarını buldurur. Ne zaman çözüldü? Alaca bir karanlık sarmadayken her yeri bu ifadenin tamamı bir yükleme sorulan ne zaman sorusunun yanıtı olduğu için burası zaman zarfı görevindedir. Şu bilgilerimizi hatırlayalım. İçeri, dışarı, yukarı, aşağı, ileri, geri, beri gibi sözcüklere yer yön sözcüğü denir. Bu sözcüklerin yer yön zarfı olabilmesi için öncelikle hiçbir ek almadan kullanılması, yani burada yazıldığı şekliyle karşımıza çıkması bir fiili ya da bir fiilimsiyi etkilemesi ve bir fiile ya da bir fiilimsiye sorulacak nere sorusuna yanıt vermesi gerekir. Şimdi bu dizelerde geçen girdik ifadesi bir fiildir. İçeri ifadesi de yer yön sözcüğüdür. Gördüğünüz gibi bu sözcükte herhangi bir ek yok arkadaşlar. Şimdi fiile bir soru soruyorum. Nere girdik? İçeri. İçeri sözcüğü burada fiili etkilemektedir ve hiçbir ek almamıştır fiile sorulan nere sorusuna yanıt vermektedir. Dolayısıyla bu ifade burada yer yön zarfı görevindedir. Gördüğünüz gibi dizelerde zaman zarfı ve yer yön zarfı vardır. Şimdi bu zarf türlerinin birlikte kullanıldığı cümleyi bulalım. Güneş dağların arkasında kaybolurken sürüler toz dumanları çıkararak köye girerdi. Şimdi girerdi ifadesi burada yüklemdir. Ne zaman girerdi? Güneş dağların arkasında kaybolurken. Şimdi burası arkadaşlar bir yükleme sorulan ne zaman sorusuna yanıt verdiği için zaman zarfı görevindedir. Ancak bu cümlede yer yön sözcüğü yoktur. Dolayısıyla yer yön zarfı da yoktur. Bu cümleyi geçiyoruz. Yukarı köylerin yolları yoğun kar yağışı nedeniyle sürekli kapalı olurdu. Şimdi burada geçen yukarı sözcüğü yer yön sözcüğüdür. Bu sözcük dikkat ederseniz bir ismi etkilemiştir. Köyler burada isim. İsimlere sorulacak Hangi sorusu sıfatları buldurur? Hangi köyler? Yukarı köyler. Yukarı sözcüğü burada sıfat görevindedir. Cümlede de başka bir yer yön sözcüğü yok. Zaman zarfı zaten kullanılmamış. Dolayısıyla bu cümleyi de geçiyoruz. Yazın ilk ayında başlayan işlerimiz kış kendini gösterinceye dek bitmezdi. Bitmezdi burada yüklem. Ne zaman bitmezdi? Kış kendini gösterinceye dek. Buranın tamamı zaman zarfı görevindedir. Yine Başlayan ifadesi bir fiilimsidir. An en sıfat fiilekini almıştır. Ne zaman başlayan? Yazın ilk ayında. Burası yine zaman zarfıdır. Ancak bu cümlede yer yön zarfı yani yer yön sözcüğü yok. Dolayısıyla bunu da geçtik. Hava sıcaklığı sıfırın altına düştüğünde dışarı çıkmayı aklımızın ucundan bile geçirmezdik. Şimdi aklımızın ucundan bile geçirmezdik ifadesi yüklemdir. Ne zaman aklımızın ucundan bile geçirmezdik? hava sıcaklığı sıfırın altına düştüğünde bu ifadenin tamamı burada zaman zarfı görevindedir. Burada geçen çıkmayı ifadesindeki mame eki isim fiil ekidir. Yani çıkmayı sözcüğü burada bir fiilimsidir. Şimdi bu fiilimsinin önünde dikkat ederseniz yer yön sözcüğü var. Fiilimsiye soru soruyorum. Nere çıkmayı? Dışarı. Dışarı sözcüğü fiilimsiye sorulan nere sorusuna yanıt verdi. Ayrıca bu sözcükte farklı bir ek yok. Dolayısıyla bu sözcük burada yer yön zarfı görevindedir. Yani bu cümlede hem zaman zarfı hem de yer yön zarfı var. Bu nedenle bizim cevabımız D seçeneği olur. Diğer seçeneğe bakalım. Yatılı okula devam eden ağabeyim yaz tatillerinde bana öğrendiklerinden bahsederdi. Bahsederdi yüklem burada. Ne zaman bahsederdi? Yaz tatillerinde bahsederdi. Arkadaşlar burası zaman zarfı oldu. Ancak bu cümlede yer yön sözcüğü yok. Dolayısıyla yer yön zarfı da yok. Bunu da geçtik cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar